Karabük'ün can damarı. Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası olan Kardemir Karabük Demir-Çelik Sanayi AŞ bu hafta kapılarını Meltem'le zirvedekilere açtı. Karabük'te istihdama da önemli katkısı olan Kardemir'i dünden bugüne sizler için araştırdık. Kardemir, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası. Bir ülkenin geleceğini şekillendiren, ideallerini ve hayallerini gerçekleştiren bir kuruluştan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni çelik endüstrisiyle tanıştıran, ülkenin endüstriyel atılımlarına öncülük eden bir kuruluş. Sadece bir fabrika değil, Türkiye'de proje, imalat ve montajını gerçekleştirdiği onlarca fabrika ve yetiştirdiği teknik insanlarla sanayinin ülke geneline yayılmasını sağlayan bir okuldan bahsediyoruz. Fabrikalar kuran fabrika unvanıyla adını Türk sanayisine çelik harflerle yazdırmış olan bir kuruluştan. Sadece hayat bulduğu Karabük'ün değil, ülke kalkınmasında üstlendiği misyonla tüm Türkiye'nin göz bebeği olan bir fabrikadan. Sağladığı istihdam, yarattığı katma değer ve üretimleriyle Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Kardemir'den bahsediyoruz. Kardemir'in temelleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük'te atıldı. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede işletmeye alınan Kardemir'de ilk Türk demiri 10 Eylül 1939'da üretildi. 150 bin ton olan kuruluş kapasitesi 1995 yılına kadar mütevazı bir şekilde artarak 600 bin tona ulaştı. 58 yıl boyunca bir kamu kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Kardemir, 1995 yılında örnek bir modelle özelleştirildi. Kardemir, özelleşme sonrası hızla teknolojisini yeniledi. Gerçekleştirdiği modernizasyon ve yeni yatırım projeleriyle verimlilik ve karlılığını arttırdı. 1999 yılında yeni çelik hanesini kurarak çelik üretim metodunu değiştirdi. 2007 yılında ise işletmeye aldığı yeni ray profil haddehanesiyle Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi oldu. Aralıksız sürdürdüğü yatırımlarla 2010 yılına kadar kapasitesini 1 milyon tona çıkaran Kardemir, bu tarihten sonra yeni bir vizyonla kapasitelerini 3,5 milyon tona çıkarmak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek için yeni bir yatırım dönemine girdi. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren yaklaşık 1.3 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Kardemir, yeni kok fabrikaları, yüksek fırınlar, yeni sürekli döküm tesisi, yeni oksijen konverteri, yeni enerji santrali ve yeni bir çubuk kangal haddehanesi kurdu. Kardemir'in kendi mühendislik gücü ve proje yönetimiyle hayata geçirilen bu tesislerle birlikte tüm üretim prosesi baştan aşağı yenilendi. Üstelik bu değişim sadece üretim artışıyla da sınırlı kalmadı. İçinde eğitim, çevre ve sosyal sorumluluk projelerini barındıran, tüm faaliyetlerini hedeflerle yöneten, araştırma ve geliştirmeye açık, toplam kalite felsefesiyle sürdürülebilir büyüme ve başarıyı kovalayan büyük bir değişim hareketi. Sadece üretim hattında birbirine entegre olmuş bir şirket değil, yönetim ve çalışan kadrosuyla da dünyayla entegre olmuş bir şirket. Tüm tesislerini 3,5 milyon ton üretim için gerekli olan altyapıya kavuşturmuş, ihtiyacı olan enerjinin büyük kısmını kendisi üretebilen, çelik yapımında kendi know-how'ını geliştirmiş, modern teknolojiye sahip haddehaneleriyle katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir dünya şirketinden bahsediyoruz. Doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanan, temiz teknolojilerle üretim yapan, insan ve toplum odaklı yatırımlarla
yaşama her alanda hizmet eden bir kuruluş. Gerçekleştirdiği 100 milyon, 150 milyon doların üzerindeki çevre yatırımları, kurduğu sürekli emisyon izleme sistemleri ve Çevre Bakanlığı'na online bağlı hava kalitesi izleme istasyonlarıyla çevreye saygılı, şeffaf bir kuruluş. Bağlı şirketleriyle birlikte yaklaşık 4000 kişiye istihdam sağlayan, sadece bölge ekonomisinin değil, Borsa İstanbul'un da lokomotif şirketlerinden biri. Bünyesinde barındırdığı yüksek teknolojiye sahip entegre tesisleri, makine, döküm, çelik konstrüksiyon ve sigorta sektörlerinde gücüne güç katan bağlı şirketleri, çimento, madencilik ve demiryolu sektöründeki iştirakleriyle Türk çelik sektörünün parlayan yıldızı. Kardemir, bu yıl sonunda tamamlanacak olan, deneme üretimleri süren demir yolu teker fabrikasıyla, raydan sonra demir yolu tekerinde de Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üretici olmaya hazırlanırken, gelecek yıl sonundaysa 3,5 milyon ton üretim seviyesini yakalayacak. Kardemir, başarıya inanmış ve hep mükemmelliği arayan, toplam kalite felsefesiyle tüm paydaşlarının mutluluğu için çalışan ve bunu bir yaşam biçimi haline getiren modern bir entegre demir çelik şirketi. Türk çelik sektörünün parlayan yıldızı. Sevgili seyirciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yayında buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyor, zirvede kalın diyoruz. Hoşça kalın. Gelin incisi İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Kardemir Karabük Demir Çelik AŞ, Meltemli Zirvedekileri sundu.